One Piece 1116'nın spoilerları çıktı. Bir gün gecikmeli yayınlıyorum, kusura bakmayın, artık bir sonraki haftalarda bunu düzeltiriz. Bu arada arkadaşlar, spoilerlara geçmeden bir şey sormak istiyorum. Bölüm spoiler veya özet için de canlı yayın yapmak istiyorum. Sizce hangisinin canlı yayını daha iyi olur? Aşağıya yazarsanız sevinirim. Ama merak etmeyin, videolar gelmeye devam edecek. Yani isteyen canlı yayını, isteyen de videoyu izleyerek bölüm veya spoilerlar hakkında bilgi alabilecek. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çünkü bir gün geç yayınladığımız için büyük ihtimalle çoğu insanın önüne düşmeyecektir. O yüzden de videoyu beğenerek veya yorum atarak da bana destek olabilirsiniz. Başlayalım. Öncelikle bu bölüm diğer bölümlerden daha kısa. 13 sayfalık bir bölüm olacak. Normalde 17-18 sayfalık bölümler geliyor. Yani biraz daha kısa bir bölüm var önümüzde. Bir sonraki hafta ara olduğundan o da böyle hızlı bir bölüm çıkartıp kendi tatilini uzatmak istemiş olabilir. Umarım herhangi bir sağlık sorunundan dolayı değildir bu. Bölüm Vegapunk'ın bahsettiği savaş hakkında insanların tepkileriyle başlıyor. İnsanlar diyorlar ki şimdi bu savaş hala devam ediyor diyorsun. 800 yıl boyunca hala hayatta kimse de olmadığına göre bu savaş nasıl hala devam ediyor diyor. Ama bunun aslında çok basit bir cevabı var. Bu da şu. Daha önceki spoiler ve inceleme videolarında da söylemiştim. Hani iki düşünce birbiriyle kapışıyor demişti ya, zaten Vegapunk buna vurgu yaptı. Yani adam şey demiyor. Ta kayıp yüzyıl zamanlarındaki o savaştan beri hala yaşayan insanlar var demiyor. Ha, olabilir ama burada söylemeye çalıştığı şey o dönemde olan o iki düşüncenin hala daha çarpıştığı ve bu çarpışmanın doğru düzgün bir sonucunun olmadığı. O düşünce çarpışmasının bir tarafı şu anda dünya hükümeti olarak karşımıza çıktı ve dünyayı yönetiyorlar. Diğer tarafta belki bilinçli olmadan hala bu dünya hükümetine karşı çıkıp onlarla savaşmaya devam ediyor. Buna hem korsanlar diyebiliriz hem de devrimciler diyebiliriz. Sonuç olarak iki tarafta dünya hükümetinin düşüncesine karşı ve bazen bilerek bazen de bilmeyerek bu çarpışmayı devam ettiriyorlar. Özellikle de D klanının üyeleri bu çarpışmanın en önde gelen adamları olarak seride karşımıza çıkıyorlar. Yani bu olayı hani işte 800 yıldır hayatta olan bazı insanlar var ve onlar hala birbirleriyle dövüşüyor gibi bakmaktan ziyade o insanların düşünceleri, ideolojileri hala bazı insanların içerisinde devam ediyor ve bu insanlar da kendi taraflarının kazanması için bu savaşı sürdürüyorlar diyebiliriz. İkinci spoilerımız da şu. Imu Vivi'ye çok benzeyen bir kadının resmine bakıyor. Tabii ki bu kişi de kraliçe Lily. Bunun zaten öyle olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Imu'nun da Lily'ye böyle ayrı bir takıntısı var. Lily'nin hem bu ponoglifleri yayan kişi olmasından dolayı hem bir nevi onlara ihanet eden kişi olmasından kaynaklı. Zaten seride önemli bir yeri olmasına rağmen Imu için ayrı bir takıntısının olduğunu görüyoruz. Burada doğal olarak tabii insanlar şöyle düşünüyor. Imu o geçmişten gelen kişi ve o dönemde de Imu ile aralarında işte belki bir aşk yaşandı, belki çok yakın arkadaşlardı ve onun ihanetini bir türlü kaldıramadı, kabul edemedi ve şu anda da hala bunun takıntısıyla devam ediyor hayatına. Buna bir şey söylemek için henüz erken. Bir sonraki spoilerımızda da Arabusta'da Prenses Vivi'nin hani kaybolmasına, arandığına dair olan o afişe insanların tepkilerini görüyoruz. Çok hızlı geçecek bir panel olduğunu düşünüyorum. Belki iki panel, belki üç panelde. Kralın korumalarını görürüz. Halkın ufak bir tepkisini görürüz ve orası geçer. Çok da merak ettiğim bir yer değil açıkçası. Çünkü hani tepkilerinden bir şey çıkacağını düşünmüyorum. En fazla işte nasıl olabilir? Nereye kaybolmuş olabilir? Prenses Vivi mi falan gibi bir şeyler olacaktır oradan ve devam edecektir. Zaten 13 sayfalık olduğu için buraya çok fazla zaman ayırmamıştır bile o da. Vegapunk Mother Flame'in bir kısmının ondan çalındığını ve bunu kullanarak da antik silahlardan bir tanesini çalıştırdıklarını söylüyor. Bu aslında yine tahmin ettiğimiz, olduğunu düşündüğümüz bir şeyi doğruluyor. Biz zaten o yok olan adanın Uranüs sayesinde yok olduğunu biliyorduk, Luliya'nın, ve şu anda da Vegapunk aslında bunu onaylamış oldu. Her ne kadar insanların büyük bir kısmı bunu tahmin ediyor ve onun Uranüs olduğunu anlamış olsa da bazı insanlar da bunun aksi yönünde teoriler üretiyorlardı. O öyle değil, o aslında başka bir silah ya da işte başka bir şeyin gücü diyorlardı. Ama sonuç olarak öyle olmadığını sonunda Vegapunk bu spoilerla beraber onaylamış oldu. Edison ve Stassi'nin konuştuğunu görüyoruz ama bunun hakkında herhangi bir bilgi yok. O yüzden çok da üzerine durmayacağım. York Stassi'nin Mother Flame hırsızlığını ya da işte ana alev hırsızlığını bildiğini öğrenince şaşırıyor. Ayrıca Vegapunk'ın Denden Mushi'yi nereye sakladığını fark ediyor ve Gorosei'yi arıyor. Buradan aslında şunu çıkarmamız gerekiyor. Bir önceki bölümü incelerken şey demiştim. Büyük ihtimalle Vegapunk böyle konuşacak. Son kısmına geldiğinde böyle aşırı önemli bir olay olduğunda orada kesilecek ve bu da işte bizim Luffy'lerin neden hala adadan kaçamadığını bize gösteriyor. Çünkü yayın kesilecek, yani tüm dünyaya olan yayın, ama o sırada adada olan herkes Vegapunk'ın son söylediği sözü, son cümleyi duyacak ve bu da işte bizim tayfanın bu olaydaki kilit rolünü bize gösterecek. Bunu duyacaklar ve bunu dünyaya yayacaklar ya da orada duydukları bu şey üzerine gidip daha da böyle hırslanarak tamam Ulan böyle bir şey nasıl olmuş olabilir? Biz bunu açığa çıkaracağız. Biz bunun hakkında gereken neyse yapacağız diyecekler. Kizaru bunu duyduğu zaman nasıl bir tepki verecek? Kizaru'ya olan düşüncelerim bu son bölümlerde özellikle Egede Adası'nda bayağı değişmişti. İçinde böyle hafif duygusal bir tarafının olduğunu da gördüm. Yani tamamen asayım, keseyim, öldüreyim kafasına da bir karakter değil. En azından benim gördüğüm şey bu. O yüzden de her ne kadar Akainu son savaşta dünya hükümetinin yanında olacak olsa da, çünkü hani zaten başka bir şansı da yok. Luffy'nin tamamen karşısında olan onun kardeşini öldürmüş bir karakter. Ve zaten kötü olduğunu bize defalarca gösterdi seri. Ama Kizaru için tam olarak bunu söylemek mümkün değil. Yani Kizaru bizim tarafımızda bu savaşa katılacak olabilir. Dünya hükümetinin karşısında duracak kişi olabilir. Böylece de Akainu ve Ryokugyu dünya hükümetinin tarafında olan amiraller olacak. Tamam, birisi filo amirali de yani işte amiral olarak söylüyorum. Diğer tarafta da Fujitora ve Kizaru olacak. Böylece de birazcık aslında o dengeyi de kendi içlerinde kurmuş olacaklar diye düşünüyorum. Vegapunk kayıp yüzyıl hakkında birçok gizemin olduğunu ve her şeyi keşfeden bir grup olduğunu, ancak harekete geçmediklerini söylüyor ve bu grup Korsanlar Kralı ve onun tayfası. Korsanlar Kralı hakkında söyleyeceğimiz bir şey yok. Burada tek düşüncemiz şu olabilir: neden bütün her şeyi bilmelerine rağmen herhangi bir hamle yapmadılar? Bunun üzerine belki bir video, iki video bile çıkar. Tabii ki en büyük nedeni şu: oraya gittikleri zaman zamanın doğru olmadığını söylemişlerdi. Demek ki bir şey var ve o olmadığı sürece ne yapmak isterlerse istesinler bunun bir anlamı olmayacaktı. Roger yine de korsanlar çağını başlatarak bu olayı yapabilecek kişinin geleceği zamana aslında ortamı ayarlamış oldu. Tabii bir de Roger'ın artık son dönemleriydi. Yani hastalığı iyice ilerlemişti. Birkaç senesi falan kalmıştı artık ömründe. O yüzden de bir şey yapmaya kalkışsa bile ömrü buna yetmeyebilirdi. Belki de bir nedeni de bu olabilir. Ama aslında bir sonraki spoiler'da Rayleigh'nin söylediği başka bir şey daha var. Sabody'de Shaki'nin barını görüyoruz. Orada Rayleigh sarhoş ve diyor ki ben sadece yaşlı bir adamım artık ve Vegapunk gibi yaşlı insanlar genç eğlencelerini mahvetmemeli. Öyle değil mi Roger diyor. Güzel, epik bir panel olmuş bence. Yani Roger'a olan göndermeleri zaten ben genel olarak seviyorum. Daha önce işte Kaido, Big Mom da Roger'a çok büyük göndermeler yapmışlardı. Yine tabii öncesinde işte Shiki'nin, Beyaz Sakal'ın göndermeleri falan, böyle Roger'a ne zaman bir yerde değinilse benim hoşuma gidiyor. Bu da benim sevdiğim panellerden birisi haline gelmiş oldu. Gelecek hafta ara olacak bu arada arkadaşlar. Böyle kötü bir haberim de var sizlere. Ama tabii ki One Piece videolarımız ve canlı yayınlarımız gelmeye devam edecek. Bölüm incelemesinde görüşmek üzere. Siz de spoilerlarla ilgili düşüncelerinizi aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.